Selam arkadaşlar, şimdi size poğaça tarifi vereceğim. Yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sütü buraya ekledim, 3 tatlı kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Bir tatlı kaşığı silme, yani biraz daha az bir tuz ekledim. Bir yumurta ekliyorum. Toplamda 1,5 paket hamur kabartma tozu ekleyeceğim. O yüzden burada yarısı var şimdi bunun. Şu diğerini de açacağım. Üzerine unu koyduktan sonra bunları bırakacağım. Şimdi harcımızı bir karıştıralım. Toplamda 4 su bardağı un ekleyeceğim ben buraya. Ama kontrollü bir şekilde aktaracağım. Eğer fazla gelirse miktarını ya da eksik gelirse miktarını sonunda söyleyeceğim size. Bir su bardağı unumuzu buraya ekledim. Bu aşamada kabartma tozumu ekliyorum. Toplamda dediğim gibi 1,5 paket kabartma tozu olacak. Evde illaki yarım paketleriniz olur. Onları değerlendirirsiniz. Şimdi burada benim toplamda 5 su bardağı dolusu unum var. 1 su bardağını buraya ekledim. Bakalım kaç bardak gidecek. Yani burada 2 su bardağı su unumuzun kalması lazım. Çünkü bir su bardağını ben önceden doldurmuştum, onu ekledim. Toplamda 4 su bardağı gidecek buraya. Biraz daha ekleyeceğim. Bu aşamadan sonra hamurumu tezgahıma alıp iyice yoğuracağım. Hamurunuzu iyice yoğurursanız çok güzel poğaçalar olur. Biliyorsunuz pasta hamurları özellikle yoğurulunca daha bir güzel oluyor. Evet, ben hamurumu bir 20 dakika dinlendireceğim. 20 dakika dinlendirdikten sonra poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Siz içine istediğiniz şekilde kıyma koyabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz, kaşarlı yapabilirsiniz ya da sucuklu kaşarlı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Evet. Hamurumun kıvamı bu arkadaşlar. Çok güzel bir hamur oldu.
dinlensin. Ondan sonra açacağım ben hamurumu. Poğaça hamurumuz dinlendi. Ben şimdi hamurumu tezgaha alıyorum. Açmaya başlayacağım. Evet, böyle kocaman bir yufka gibi açtım hamurumu. Şimdi poğaçalarımı kesiyorum bardakla. Ben küçük küçük olmasını istiyorum poğaçalarımın. Siz eğer biraz daha büyük olmasını istiyorsanız daha büyük bir bardakla kesebilirsiniz. Ya da elinizle bezeler alıp yapabilirsiniz. O size kalmış. Bunu da hemen beze yapacağım. Dinlensin ben bunların içini doldurana kadar. Ben içlerine kaşar peyniri koyacağım. Beyaz peynir koyacağım. Siz istediğiniz gibi istediğiniz şeyler koyabilirsiniz. Bunu dinlendirmeye alayım hemen. Ben poğaçalarımı doldurdum. 4 tane kaldı. Onları da sizinle beraber doldurayım. İki parmak arasında kenarlarını sıkıştırdım. Kaşarlar çıkmasın diye ben bunların kenarlarını çatalla iyice bastıracağım. Bu şekilde bunları şimdi tepsime dizeceğim. Evet arkadaşlar, ben poğaçalarım kenarını çatalla iyice bastırdım. Kaşarlar çıkmasın diye hem de güzel bir şekil olsun diye üzerine yumurta sarısı sürdüm. Bazısına beyaz susam, bazısına da çörek otu attım. Şimdi bunu 200 derece ısıttığım fırında 40 dakika, belki kontrollü bir şekilde 50 dakika pişireceğim. Alt üst ayar olacak. Poğaçalar pişti arkadaşlar. Ben şimdi şöyle tabağıma alıyorum, tepsimi boşaltayım.
Tekrar diğerlerini içine bırakmak için fırının. Çok güzel puf puf poğaçalar oldu. Evet, diğer tepsimiz de çıktı fırından. Ben bunları şimdi servis tabağıma alıyorum. Şöyle bol bol güzel bir poğaça oldu. Herkese tavsiye ederim. Tarifi de çok güzel. Fazla bir malzeme de zaten almıyor. Herkese afiyet olsun. Selam arkadaşlar. Bugün açma tarifi vereceğim size. İlk önce bir su bardağı suyumu kaynattım. İkisi de sütle beraber ılık olması lazımdı. Ama ben uzun süreli olmasın diye ayrı ayrı ısıtmayayım diye bir su bardağı suyumu kaynattım. Buraya kaba aldım. Şimdi bunun üstüne bir su bardağı sütümü ekleyip aşılayacağım. Yani ısısının aynı olmasını sağlayacağım. Bir tatlı kaşığı biraz tuz, bir tatlı kaşığından hatta biraz daha az. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Bir paket kuru mayamızı buraya ekleyeceğim şimdi. Bunu bir kenara alalım şimdilik. 2 tane yumurta lazım bize şimdi. İki yumurtanın beyazını şuraya alıyorum. Siyahı, sarısını da ayrı bir kaba buraya aldım. Beyaz deyince hemen arkadan tam zıt rengi aklıma geldi. Siyah dedim. Evet. 2 yumurtamın beyazını şuraya aldım. Sarısını buraya aldım. Ben şimdi bunları bir güzel karıştıracağım. Yumurtanın sarısını şuraya bırakıyorum. O sonra lazım olacak bana. Şimdi burada elimi bir sileyim. Mayayı karıştırmıştık. Mayamızın açılmasını sağlayacağım. İki tane yumurtanın akını buraya ekledim. Sütümü ölçtüğüm bardakla bir su bardağı dolusu sıvı yağ ekleyeceğim buraya. Bol bol bir açma tarifi olacak. Puf puf kabaracak inşallah. Evet, şimdi benim böyle bir un kabım var. Bu un kabı tam 5 su bardağı dolu dolu un alıyor. Ben şimdi bu 5 su bardağı ekleyeceğim. Eğer eksik gelirse de hazırda bir su bardağı daha unum var. Onu da ilave edeceğim.
hamurumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü farklı markalar olunca değişebiliyor ölçüler. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İlk önce burada karıştırıp sonra tezgahıma alıp iyice yoğuracağım hamuru. Yoğurulunca daha bir güzel oluyor. Güzel yoğurun, uzun süreli yoğurun. Yaklaşık 1,5 saatte dinlendireceğim hamurumu. Çünkü iyi dinlenmesi lazım açma olacağı için. Tel tel olması için bayağı bir mayalanması lazım. Evet, unumuz az geldi. Şunu da ekleyeyim. Ve bir su bardağını da ekledim. Toplamda şimdi 6 su bardağı un eklemiş oldum buraya. Simit hamurundan biraz daha cıvık olsun hamurunuz. Hamurumu yoğurdum. 6,5 su bardağı. Aslında 6,5 da tam değil. Yani 7 bardaktan şu kadar daha ekledim. Şöyle göstereyim. 6 tam dolu. 7. bardaktan da bu kadar un aldı hamurum. Ben şimdi hamurumu şuraya alıyorum. Bunu yaklaşık 1,5-2 saat. Şöyle yumuşacık bir hamur. Dinlendireceğim. Ondan sonra açmaları yapmaya başlayacağım. Üzerini kapatıyorum. Bunun üzerine de ayrıca bez örteceğim. Ilıması için. Ilıyınca daha güzel mayalanacak. Açmamızın hamuru mayalandı. Ben kenarları böyle içine toparladım. Şimdi ben bundan 32 beze alacağım. Bezelerimi açayım. Ondan sonra bakalım. Şöyle puf puf güzel bir hamur oldu. Ben açmamın bezelerini almaya başlıyorum. Büyüklüğünü siz isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Zaten kabaracak bir hamur olduğu için. Çift beze olmasına dikkat edin. Çünkü burada da simitteki gibi büklüm olacağı için iki bezeden yapılacak. Ben bezelerimi hazır ettim arkadaşlar. Şimdi iki bezeden şeritler yapacağım. Aynı orantıda.
Ortası kalın olursa biraz çekiştirin. Ve bu şekilde geçirin üzerine. Açmalarınızı yaptıktan sonra fırın tepsisinde bir 15 dakika tepsi mayası uygulayın. Bir 15 dakika fırın tepsisinde kalsın. Birinci tepsi açmamı pişirdim. Şimdi ikinci tepsiyi fırınıma bırakacağım. Yumurta sarısı sürüyorum üzerine böyle. Siz isterseniz çörek otu atın üzerine, isterseniz beyaz susam ya da kavrulmuş susam. Ben bugün her ikisini kullanacağım. Ben şimdi fırınımı önceden ısıttım. 200 derece alt üst ayar 60 dakikalık fırına bırakıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açmalarımız pişti. Ben bunları şimdi serviste göstereyim size. Ben son tepsinin yumurtalarını sürüyorum. Çalışan fırının içine bunu da bırakacağım. Şimdi tepsimi fırınıma alıyorum. Açmalar pişti arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.